olan tezgahı damladı. Oradan bereket fışkırtan, o bereketle çocuğunun çocuğunun rızkını kazanan, haramdan ve yalandan korkan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Gakkoşlar Diyarı Elazığ'ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Hemen yanımda gencecik il başkanımız Onur Başkan var. Bir tarafında önceki il başkanımız, şimdiki belediye başkan adayımız Çağlar Başkan var. Sol yanımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından, Saadet'in vidasından gelip milletvekilliğine kadar, parti meclis üyeliğine kadar yükselen, önce Tunceli'de sonra Elazığ'da hep partimizin oyunu arttıran, hep gönüllerde taht kuran değerli milletvekilimiz Gürsel Erol var. Sizinle bu buluşmaya biraz önce isimleri anons edilen genç parti meclis üyelerimiz, yüksek isimli kurul üyelerimiz, grubumuzun çok kıymetli, hem kıdemli hem yeni milletvekilleri bir arada geldik. Bugün burada bir programımız yok. Kamer genç anmasından sonra baba evine de çay içmeye geldik. Ama gördük ki hepiniz baba evinin önündesiniz. Herkes, ama herkes bu dünyada, bu ülkede baba evine doğar. Baba evinde büyür. Sonra kimi büyüğünü ister gider, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, çayı demlidir, bacası tütmektedir. Bu Cumhuriyet Halk Partililer o baca tütsün diye buraya odun çekenlerdir. Ama bu partiye kaydı olsun olmasın, herkesin evi eğer başı sıkışırsa, dara düşerse, huzuru kaçarsa baba evinin baş köşesidir. Çünkü bu baba evinin tapusu Özgür Özel'de değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yoktu. Ne Ecevit'teydi, ne Allah rahmet eylesin İsmet Paşa'da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öyle olunca Elazığ gibi vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin ata evinde, baba evinde her zaman yeri vardır. Bundan önce başka partiye oy verir, iyi olsun diye. Ama bakar ki 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş. Birileri geldiğinde 1,5 asgari ücretmiş. Bugünkü hesap 25 bin liraymış en düşük emekli maaşı. Şimdi olmuş 0,55 asgari ücret, 10 bin lira. O da puan alınacak. Geçen ay 7500 liraydı. O durumda artık baba evine gelmenin ve birilerine artık ben yokum. Bu kadar yoksulluğa, bu kadar açlığa, bu kadar işsizliğe, bu kadar hayat pahalılığına, ürettiğimi bu kadar değerini bulmamasına, artık her geçen gün yoksullaşmaya karşı ben yokum burada. Ben artık baba evine gidiyorum demenin zamanıdır. O tarih Elazığ'da 31 Mart 2024'tür. 31 Mart'ta ne olacak? Elazığ'ın bir evladına, Çağlar Başkan'a oy vereceksiniz. Geçmiş dönemde Çağlar Başkan'ımla Gürsel Başkan'ım, Gürsel Vekil'im uyumlu bir çalışma gösterdiler. Elazığ'ın 20 ilçesinde, bütün köylerinde, en uzak yerinde hiçbir şey olmasa üzerinde bir Gürsel Erol yazan bank var, yaşlılar oturuyor. Vallahi her yerde gezdim, Elazığ'da da çarşıyı gezdim. Her yerde karşıma çıkar bir engelli vatandaş, burada da çıktı. Dedi ki bana bir akülü araba. Daha ben ağzımı açmadan 5 kişi etraftan dedi ki Gürsel Bey'e söyledim mi bir haftaya getiriyor. Şimdi elinde belediye yok, bütçe yok, imkan yok. Yoksula yetişen, yaşlıya yetişen, engelliye yetişen
bu Gülsel Eroğlu ve bu Çağlar Başkanı düşünün. Bunların elinde bir belediye olsa biz de buraya İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Muğla'yı kardeş şehir yapsak yetmez. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlerle arkadaşız. Dünyanın en gelişmiş belediyelerini buraya kardeş belediye yapsak, hem hizmette önemli işler yapılsa, hem kültürde örneğin gençlerimiz yazın yaz kamplarına gitseler, eğitime gitseler, oradan buraya, buradan oraya, hem gençlerin eğitimiyle ilgili, hem şehre hizmetle ilgili oluk oluk imkan aksa, vallahi bu kadar yoklukta bu işi yapan bu ikisi ellerinde bir belediye olsa neler yapar Elazığlılar, siz takdir edin. Siz takdir edin. Ben bir de şey istiyorum. 31 Mart'ta Çağlar'ı bir dönem yetkilendirin. Eğer ki memnuniyeti seçildiği günün iki katına çıkmazsa bir daha aday yapmayalım onu. Ama emin olun Elazığ'ın çehresi değişecek. Kaderi değişecek. Geleceği değişecek. Öyle bir Elazığ olacak ki diyeceksiniz iyi ki bu sefer böyle yaptık. Bu sefer Çağlar Başkan'a, Genç İl Başkanı'nın, Onur Başkanı'nın ekibine, Elazığ'la bütünleşen Gülsel Erol'a sizlerden kuvvetli bir destek bekliyoruz. En kuvvetli desteği bekliyoruz. Elazığlılar, şimdi burada partiler var. Karşında Elazığ'ın güzel insanları var. Siz bu genç Çağlar'ı Gürsel Erol'u beğeniyorsanız bir de siz alkış yapın göreyim. Bir destek onu görelim ya. Birlikte olalım. Birlikte olalım. Biz bu işi hep beraber başaracağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte güzel günlerde birlikte olacağız. Acıyı birlikte yaşadık. Depremi birlikte yaşadık. Sıkıntıları birlikte yaşadık. Bundan sonra bu kentin dirençli bir kent olması için, depreme dirençli, doğal afetlere dirençli, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini arttıracağız. Bu kenti Elazığ'ı ayağa kaldıracağız. Elazığ sporu ayağa kaldıracağız. Gençlerin yüzünü güldüreceğiz. Yaşlılarımıza hürmet edeceğiz. Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl seçildiği her yerde çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. Bir tek şey söyleyeyim. Dünyada değil, dünyada da çok iyi örnekleri var. Ama Türkiye'de göç alan belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Göç veren belediyeleri de Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Bugün dönün bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelere. Elbette orası göç alıyor. Bütün Elazığlıları, Malatyalıları, Tunçelileri, Sivaslıları Kadıköy'e götüremeyiz. Onları Karşıyaka'ya götüremeyiz. Onları Beşiktaş'a, Bornova'ya, Manavgat'a götüremeyiz. Ama Elazığlılar isterse başkana oy verirler, o belediyecilik anlayışını memleketlerine getirirler. Biz size iyi yönetim, dürüst yönetim, çokça hizmet vaat ediyoruz. Hepinizden bir kez daha 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza destek bekliyorum. Hepinizi seviyoruz, hepinizi sayıyoruz. En iyi günlerde, güzel günlerde görüşmeyi